Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidil murselin. Seyyidina ve rasulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, güzel bir eser. Sahih-i Bukhari. Güzel bir konu. Allah için sevme. Güzel kardeşlerimizle beraberiz. Cenab-ı Hak'tan dünya ve ahirette Özellikler diliyoruz. Babul Mikati min Teala, Kitabul Edep 41. Bab. Allah'ın sevgisi, Allah tarafından gelen muhabbet, el Mika, el Mahabbe demektir, sevgi demek. Kâl İmam el Bukhari, rahimahullah, haddetene Amr ibn Ali. Kâl haddetene Ebu Asım. Ali ibn Jureyj, قال أخبرني Musa بن عقبة عن نافع عن أبي خريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Ebu Kureyre anlatıyor. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيل Allah bir kulunu sevdiğinde vahiy meleği Cebrail'e şöyle seslenir. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلَانًا Allah falan kulunu seviyor. Sen de onu sev. فَيُحِبُّهُ Cibril. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam o kulu sevmeye başlar. فَيُنَادِي Cibrilu fi اَهْلِ السَّمَا Ve Cebrail aleyhisselam semalarda bulunan melekler arasında şöyle seslenir. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَاَحِبُّهُ Allah falan kulunu seviyor. Siz de sevin. Fe yuhibbuhu ehlü sema. Semavattaki melekler o kulunu sevmeye başladılar. Tümme yudav lehul kabulu fi ehlil ard. Sonra o kul için yeryüzünde kabul konulur. Yani artık makbul bir kul, sevilen bir kul haline gelir. Rabbimizden bizi sevmesini niyaz ediyoruz. O severse, bütün dünya küsse, önemi yok. O sevmezse, bütün dünya sevse, önemi yok. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak, kendimizi ona sevdirmek, onun razı olacağı amelleri işlemek bizim vazifemiz. İki yol var Allah'ın sevgisini kazanmak için. Bir, Cenab-ı Hakk'a kulluk etme. iki Cenab-ı Hakk'ın kullarına şefkatle davranma. Evet, Allah'a kulluğa devam edeceğiz ve Allah'ın kullarına şefkatle davranmaya devam edeceğiz. Neticede melekler bizi sevecek, neticede yeryüzü bizi sevecek. İşte örneğin, 1200 yıl önce Bukhara'da bir Muhammed dünyaya gelmişti dedesi Müslüman değil. Babası İmam Malik'in talebesi, Abdullah bin Mübarek'in talebesi. Bu Muhammed bin İsmail, İsmail oğlu Muhammed, Bukhara'da dünyaya geldi. Sonra İslam dünyasında Mekke, Medine, Şam, Bağdat, Mısır, İslam dünyasında dolaştı. En seçkin alimlerden ders aldı. Ve bir eser koydu ortaya sahih Sahihul Bukhari. En sahih, en makbul, en muteber hadis-i şeriflerden seçti. 7275 hadis-i şerifi bu eserine koydu. Ve bugün dünya üzerinde Bukhari denilince herkes rahmetle anıyor. Endonezya'dan Fas'a dünyanın neresinde hangi Müslüman varsa İmam Bukhari denince rahmetle yad ediyor. Hizmeti büyük. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadis şeriflerine son derece hassasiyetle bağlı. Yani Cenab-ı Hak sevmiş, sevdirmiş. Ve böyle binlerce Allah'ın sevgili kulu var. İlim ve irfan büyükleri, tarih büyükleri, Cenab-ı Hak onları sevmiş, kullarına sevdirmiş, İsimlerini andık, andığımızda rahmetle yad ediyoruz. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin diyoruz. Bu hadis-i şerif bize öncelikle Cenab-ı Hakk'ın sevgisini kazanmamızı emrediyor. fillah Allah için başkalarını sevme. 42. bab. Haddesena Adem. Kal. Haddesena Şu'be an Katade an Enes ibn Malik radıyallahu anhu kal. Kal nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Enes bin Malik anlatıyor. La yecidu ahadun halavetel iman hatta yuhibbel mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kişi din kardeşini sadece ve sadece Allah için sevmedikçe imanının tadını bulamaz. Hani birileri geliyor. Hocam ben ibadetten lezzet alamıyorum. Ben bu hayattan zevk alamıyorum. Ben kulluktan haz alamıyorum diyor ya işte cevabı. Önce kardeşimizi Allah için seveceğiz. Ve hatta en yukfed fi'n-nar <laughs> hubbe ileyhi min en yerji ila'l-kufri bade iz en kazahullah. Allah kendisini küfürden inançsızlıktan kurtardıktan sonra küfre düşmeyi ateşe düşmekle eş değer göreceğiz ki imanın tadını bulalım. Yani imanımıza sahip çıkalım. Yani imani değerlere sahip çıkalım. Ahlaki değerlere sahip çıkalım. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Mehmet Akif Merhum öyle diyor. Cevher diyor. İman cevherine sahip olmak gerekir. Amelde kusurumuz olur Said kardeşim. İmanda kusurumuz olmasın. İmanımız dekeli olmasın. Hepimiz insanız, beşeriz, Kusurluyuz. Ama iman kamil olmalı. Mesela ben inşallah Müslümanım demek caiz değil. Müslüman Elhamdülillah Müslüman. İnşallah Müslümanım olmaz. Tereddütlü iman kabul edilmez. Şek, şüphe, kuşku olmayacak. İmanımız kamil olacak. Küfre düşmemek için, inançsızlık bataklığına yuvarlanmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ve üçüncü şart, hatta yakun Allahu ve Rasuluhu ehabbe ileyke mimma Allah'ı Allah'ın Resulü'nü her şeyden, herkesten çok seveceğiz. Bu hadis-i şerif İmam Buhari daha Sahih-i Buhari'nin başlarında 16 no ile rivayet ediyor. İfadede farklılıkları var. Ravilerin bazen böyle mana ile rivayet ettiğini görüyoruz. Ama Buhari her iki rivayeti veriyor. Birini burada 6041 no ile veriyor. Diğerini de sahihinin başında 16 no'lu hadis olarak veriyor. Ama mana aynı. Ma siva denilen Allah ve Resulü dışında her şeyden, herkesten çok Allah'ı ve Resulü'nü sevecek. Ma siva, ilmi bir tabir. Allah ve Resulü dışındaki hiçbir şeyi kalbimize koymayacak. Allah sevgisi, Resulullah sevgisi. Bize öncelikli emredilen budur. Hocam hadisi şerifte masiva geçiyor. Tasavvuf erbabı da masivadan bahseder. Bu terimi açıklar mısınız? Tasavvuf erbabının masiva ifadesi bu hadisi şeriften mülhem olmalı. Allah sevgisi ve Resulullah sevgisi üzerinde önemli duran gönül adamları ma'siva tabirini yakalamıştır. Kalbe önce Allah sevgisi yerleşmeli. Allah Resulü'nün sevgisi yerleşmeli. Öncelik Allah ve Resulü olmalı. Öncelik madde, öncelik dünya, öncelik çıkar, öncelik menfaat olursa o zaman ilkeli, prensipli hareket etmek söz konusu değil. Birilerinin önceliği madde olunca ne annesini tanıyor, ne babasını. Ne komşusunu tanıyor, ne arkadaşını. Üç kuruş menfaat için yıllarca arkadaşlık yaptığı, dostluk yaptığı kimseleri çatır çatır harcıyor. İşte kalbimize Allah sevgisini, Resulullah sevgisini koyarsak Allah bize dostluğu emrediyor, kardeşliği emrediyor. Allah bize kardeşliği emrediyor, dostluğu emrediyor. Ayet-i Kerime'de yakın arkadaşı sevmemizi emrediyor. Dolayısıyla kalbimize Allah sevgisi, Resulullah sevgisi hakim olunca Allah ve Resulünün sevmemizi emrettiği kişiler de elbette o sevgiye layık olacak. Burada öncelik nedir? Allah ve Resulullah mı? Ma mı? Bu hadis-i şerifte iki ayrılıyor. Allah sevgisi artı Resulullah sevgisi ve ikinci tarafta Allah ve Resulü dışındaki her şey ve herkes. Biz Allah'ı ve Resulü'nü sevdiğimizde Allah'ın emrettiği, Resulü'nün tavsiye ettiği kişileri de elbette seveceğiz. Dolayısıyla gönül erbabının, tasavvuf erbabının o masivayı kalpten atma tabiri çok önemli bir tabir, çok haklı bir tabir. 43. baba geçiyoruz. Babu kavlillahi teala Ya eyyühellezine amenu la yeskhar min asa an hayran minhum. Hucurat suresi 11. ayet-i kerime. Ey iman edenler sizden bir topluluk diğer toplulukla alay etmesin. Belki o alay ettikleri kendilerinden daha hayırlı olabilir. Hanımlardan bir grup başka bir hanım grubunu alay almasın. Alay ettikleri kendilerinden daha hayırlı olabilir. Mümin kardeşimizi hor görmek küçümsemek, alay etmek ayet-i kerimede bize yasaklanıyor. İmam Bukhari işte 43. baba başlık olarak Hucurat Suresinin 11. ayetini almış. Bu konuda Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifini hatırlayalım. Kefa bil mer'i ithmen en yahkira ehahul müslim. Müslüman kardeşini küçümsemesi kişiye günah olarak yeter. Başka, günah aramaz. Boyu kısa diye, yoksul diye, mesleği düşük bir meslek diye veya veya başka sebeplerle küçümseme caiz değil. İftara davet ediyoruz. Apartmandaki herkes geliyor. Ama davetli olan kapıcı geldiği zaman iftar daveti. Biri diyor ki kapıcının oturduğu sofraya oturma. Bu ne kibir? Bu ne gurur? Kapıcı da güzel giyimli, ahlaklı, seviyeli bir kimse. İftar sofrasında bile kapıcı ile yan yana oturmayı reddeden insanlar gerçekten acınacak durumdalar. Evet, biz helal lokma kazandığı sürece ister kapıcı, ister temizlikçi olsun. Verevi ne olursa olsun, helal para kazanıyorsa, alın teriyle kazanıyorsa bizim için şereflidir. Ve lekad kerramna beni Adem. Biz Adem oğullarını şerefli kıldık buyuruyor Rabbimiz. Herkes şerefli, herkes değerlidir. Önemli olan Allah nezdinde Allah sevgisi, ve Allah korkusudur. Burada özellikle engelli, özürlü kardeşlerimizi almak istiyorum. Bir trafik kazasında gözünü kaybetmiş. Kolu kesilmiş, ayağı kesilmiş. E biz de Allah korusun böyle bir kazada kaybedebilirdik. Doğuştan engelli olabilirdik. Şükür vesilesi olacak nimetleri gurur vesilesi etmek kader kötü. Yarın hayat şartları bizi farklı bir duruma getirebilir. 17 Ağustos depreminde elinde tabak pilav sırasını bekleyen biri öyle diyordu. Ailemi kaybettim, evim yıkıldı, fabrikam yıkıldı. Bu dünyada kimsem kalmadı, dünya malı kalmadı. Elimde tabak görüyorsunuz ben de pilavı sırasındaydı. Yaşanan bir olay. Sakarya'da. Dolayısıyla bizim ne olacağımız, ne durumda olacağımız belli değil. Küçümsersek, horlarsak, ayıplarsak, Allah göstermesin, Rabbimiz bizi o duruma düşürebilir, hatta daha kötü duruma düşürebilir. Engelli kardeşimiz sabredecek, engelli kardeşlerimizin yakınları sabredecek ve Allah'ın takdiriyle inşallah cennete, cemaline nail olacaklar. 6042 nolu hadisimiz Haddetene Ali ibn Abdullah. Evet. İmam Bukhari Ali ibnül Medini isimli çok hassas, titiz üstadından bu hadis-i şerifi naklediyor. Kal haddesena Süfyan. Onun üstadı Süfyanı Sevri hadis, fıkıh, tefsir ilimlerinde söz sahibi, çok değerli bir alim, Sevri mezhebinin kurucusu. An Hişamin, an Ebihi, an Abdillah ibn Zem'ate radıyallahu anhu. kâl nehen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem en yadhaker reculü mimma yekhrucu minel enfüs. Kişinin insandan Tabi olarak çıkan şeylerden dolayı alay etmesi, gülmesi peygamberimiz tarafından yasaklanmıştır. Yani bir insan yiyebilir. Bir insan farklı sesler çıkarabilir. Sesi yüksek çıkabilir. Ayıplanacak durum değil. İnsanız. Boğazımıza tıkanır bir şey. Ama işte o yemekten hemen uzaklaşmalı başkalarını tiksindirecek bir duruma düşmemeliyiz. Ama böyle bir şey olduğu zaman da gayet tabii iyi karşılamalıyız. O kalbime yadırıbu ahdukum imruattehu darbel fahli oul abt. Tuma la allaku buyuruyor ki sizden biriniz hanımını kölesini döver gibi veya danayı döver gibi döver de. Sonra onunla nasıl beraber olur? Fakale Sevri ve Uheyb ve Ebu Muavi an Hişam Celdel Abd Köleyi kırbaçlar gibi. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz insanın eşi hata edebilir, kusurlu olabilir ama onu dövmesi gerekmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Öyle buyuruyor. La tadribu ima Allah. Allah'ın kadın kullarına vurmayın. Dikkat edin. Eşlerinize vurmayın demiyor. Kızlarınıza vurmayın demiyor. Kız kardeşlerinize vurmayın demiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kadın kullarına vurmayın. Yani onlar da Allah'ın kulu. Siz güçlüsünüz diye onları ezme hakkınız yok. Yine aynı konuda bir başka hadis şerif. La temna'u ima anil Allah yani mesacit Allah'ın kadın kullarının mescitlere gelmesine engel olmayın. İfade yine aynı ifade. Allah'ın kadın kulları. Sen de Allah'ın kulusun. O da Allah'ın kulu. Yani iki varlık var dünyada. Allah yaratan ve yaratılan. Ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu huzurunda eşit davranacak. Namazda eşit olmamızı istediği gibi. Namazda İmam Allahu Ekber deyince saftakiler ona itaat ediyor, ona uyuyorlar. İmam geri çekilse, bir başkası imam olsa, bir defa imam da ona uymak mecbur ediyor. Allah'ın huzurunda eşit, hukuk önünde eşit ve mahkemi kubrada mahşerde eşit olacağız. Üç yerde eşitlik. Hukuk önünde eşit. Allah'ın huzurunda camide, mescitte eşit. Kabe-i Muazzama'da aynı kıyafetlerle eşit ve mahşer yerinde eşit. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hiçbir ayrım yapmayacak. Burada Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz acımasızca eşlerini vuran kimseleri yani affedersin bir hayvanı vurur gibi, köleye vurur gibi nasıl vurursunuz? Son onlarla nasıl beraber olursunuz? İnsaf yok mu manasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyarıyor. Haddeteni Muhammed bin i kal haddetene Yezid ibn Harun kal Asım ibn Muhammed ibn Zeyd an ebihi an ibn Umar radiyallahu kal Kalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir Mina. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Kurban Bayramı'nda Veda Haccı'nda Mina'da şöyle bir soru sordu. Etedrûne eyye yevmin hâde. Bugün hangi gün biliyor musunuz? Sahabe özel eğitimden geçmiş. Biliyoruz, bilmiyoruz demiyorlar. Kalu Allahu ve Resuluhu aleyh Allah ve Resulü en iyi bilendir. Kal fe inne hâze haram. Bugün çok mübarek bir gün. Muhterem bir gün. Efete tedrûne eyye beledin hâze. Şimdi bulunduğumuz bu şehir. Hangi şehir biliyor musunuz? Mekke'deler. Kallu Allahu ve Resulü alem belki Peygamberimiz Mekke'nin ismini değiştirecek. Allah ve Resulü en iyi bilendir dediler. Kal beledün haram. Haram beldedir. Harem bölgesidir. Etedrûne eyye şehrin hâzâ. İçinde bulunduğumuz bu ay. Hangi aydır biliyor musunuz? Kalu Allahu ve Resulü âlem. Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kale şehrun haram. Haram ayıdır buyurdu. Asıl ifade ondan sonra geliyor. Üç soru soruyor. Dikkatleri üzerinde topluyor. Ondan sonra bir hakikati söyleyecek. Dikkatleri üzerinde topladıktan sonra şöyle buyuruyor. Kal. Ve inna Allahe harram aleykum dimaekum ve emvâlekum ve âradakum. Allah kan dökmeyi haram kıldı. Mallarınızı Birbirinizin malını almayı haram kıldı, birbirinizin namusuna ilişmeyi haram kıldı. Mallarınız, kanlarınız, mallarınız ve namuslarınız. Ke hurmeti yawmikum haza, bugünün haram olduğu gibi, fi şehrikum haza, bu ayın haram olduğu gibi, fi beledikum haza, bu beldenin, bu şehrin haram olduğu gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada asıl hüküm nedir? Cana dokunmayacağız. Başkasının malına dokunmayacağız. Başkasının namusuna, itibarına dokunmayacağız. Ama bunu anlatırken sahabe-i kiramın hepsinin bildiği o belde, ay ve günden söz et. Hocam biz haramın yasak manasında olduğunu biliyoruz. Burada beledün haram ifadesi geçti. Beledün haramdan kasıt nedir acaba? Arapçada haram tabiri birkaç manaya geliyor. Yasak manasına geliyor. Faiz haramdır. İkinci manası burada olduğu gibi muhterem manası var. Beledün haram saygın bir şehir. Şehrun haram, saygın bir ay. Yevmun haram, saygın bir gün. Değerli, mübarek, mukaddes, muhterem. Türkçedeki kullandığımız muhterem kelimesi de haram kökünden geliyor. Arapçada hanıma harim denir. Harim. Yani çok değerli, çok saygın demek. Veya haram denir. Haramun, haramukum demek saygın eşiniz demektir. Saygın eşiniz. Dolayısıyla haram kelimesini biz sadece yasak manasında anlamayacağız. Veya şöyle söyleyelim. Bazı şeylerin yasak olduğu gün, bazı şeylerin yasak olduğu yer bazı şeylerin yasak olduğu ay diye anabiliriz. Yani Mekke-i Mükerreme'de kan dökmek haram. Mekke-i Mükerreme'de herhangi bir Müslümanın malını almak haram. Her yerde haram da orada kat kat haram. Dolayısıyla hem saygın muhterem manasında hem de bir takım haramların gerçekten çok daha büyük günahlara sebep olacak suçlar manasında bu ifade de var. Ama Arapçadaki haram tabiri yasak anlamında değil, saygın, dokunulmaz, muhterem, mukaddes manasında, son derece muhterem, son derece mukaddes, son derece kutsal manasında bu ifade kullanılıyor. Evet. Müslümanın canına dokunmak haram, malına dokunmak haram ırzına, namusuna, itibarına dokunmak, şerefiyle oynamak, bu da haram. Dolayısıyla sevginin devamı için, muhabbetin devamı için, kardeşlerimizin kusurlarını başkalarının yanında deşifre etme yerine, kardeşimizin kusurunu gördüğümüzde yüzüne söylememiz ve kardeşimizin başkaları yanında kusurlarını açığa vurmamamız isteniyor. Evet, İslam'ın getirdiği sistemde sadece farz ve haram yok. Farzların ve haramların yaşanması için birtakım ilkeler, prensipler, ölçüler konulmuş. Rabbim bu ölçülere uymayı bizlere nasip eylesin. Evet, siz değerli kardeşlerime ve bütün dinleyicilerime tekrar tekrar haçlar ve umreler nasip etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Ya cimrilik olur da, dua da cimrilik olur mu? İstiyorum arkadaşım. Kendim için istediğimi bütün kardeşlerim için istiyorum. O mübarek makamlarda namaz farklı. O mübarek makamlarda dua farklı. O simsiyah renkli, bembeyaz kalpli Müslümanla kucaklaşırken işte İslam'ın büyüklüğünü anlatıyor anlıyorsunuz. Rabbim renk renk, çeşit çeşit o insanlarla tekrar kaynaşmayı, tekrar Mekke'de, Medine'de buluşmayı bizlere nasip eylesin. Allah'a emanet olun.